Sayın Kadir Topbaş başkanımıza gerçekten biraz gecikmeli başladı gerçekten. Biraz gecikmeli başladı ama burada başkanımızın suçu yok. Alan firmalardan kaynaklanan ama güzel oldu. Beylikdüzü metrobüsü geldi. Beylikdüzü'nün metrobüs gelmesi nedeniyle İstanbul'un içinde çalışan bir genç neslin Beylikdüzü'ne ulaşımda zorlanması nedeniyle şu an onu sağlamış oldu. Yani Etiler'de, Ulus'ta, Beşiktaş'ta, Mecidiyeköy'de, Taksim'de oturan bir arkadaş, çalışan bir arkadaş pardon, oturduğu ev Beylikdüzü ise sabah bindiğinde işine, akşam bindiğinde evine. Trafiği çok rahatlattı. İnsanlar için, kullanım için de çok iyi. Yalnız burada bir dikkat edilecek bir nokta var. Şimdi hep medyada da okuyoruz, duyuyoruz, sizler aracılığıyla da duyuyoruz. Beylikdüzü'ne metrobüs geldi, konutlar %50 arttı. Yok böyle bir şey. %100 arttı. Yok böyle bir şey. Hmm. Bakın Beylikdüzü'nde biz site yapıyoruz. Beylikdüzü metrobüse hemen hemen 300 metre ileride, 500 metre ileride sitelerimiz var. Yürüyerek 3 dakika, 10 dakika mesafede yürüyerek. Biz bu artışı halen hissetmedik. Neden hissetmedik? Yalnız siz fiyatları arttırdınız mı? Hayır, fiyatları arttırmadık. Peki sizin daire sattıklarınız ikinci el diye, ikinci el diyorlar değil mi? İkinci elin fiyatında bir artış oldu. Onlar oldu. Şimdi bizdeki daire artışları şöyle, periyotik olarak malzeme gelen zamlar, işte ilk lansmana çıkışımızda ortası ve sonra arasında zaten bir artış oluyor. %20, %25, %30'lara. Bu mutlaka olmazsa olmaz. Tüm projelerimizde bu var. Yalnız burada benim değinmek istediğim şu. Beylikdüzü'nde ikinci el konutlar çok arttı. %100, %50, %70 gerçekten arttı. Bunu da emlakçılar ve aracılar bunu çok iyi kullandı. İşte metrobüs geldi. İşte metrobüs durağı burada. Buradan biniyorsunuz buraya. Diyelim ki 100 liralık bir 100 metre bir daire 150 bin TL'ye alıyorsanız bu daireler 200-250'ye çıktı. Aa. Aradaki işte en büyük sıkıntı bu. Şimdi vatandaşımız burada metrobüs geldi işte burada da bir yani daire. Yani doğru o zaman bu tür haberler doğru. İkinci el daireler de doğru. Yani fiyatlar yükselmiş. Ama buna dikkat etmek gerekiyor. Burada niye dikkat etmek gerekiyor? Sizin ikinci el aldığınız bir daireyi öyle bir fiyata alıyorsunuz ki 10 sene sonra binene bu fiyata bu dairenin ulaşması mümkün değil. Alırken zarar ediyor. Evet. Bunun için alırken karlı olmak önemli. Karlı olmak için de yeni sitelere mutlaka gideceksiniz. Cenab-ı Beyciğim şurada şunu dikkat edelim. Biz de bunu yaptık 80'li senelerinde, 90'lı senelerinde. O zaman otoparklar yoktu, sosyal alanlar yoktu. Tek bir bina yapıyordunuz. 10 bin metrelik bir bina yapsanız 10 bin metrelik binanın 10 bin metresine satıyorsunuz. Ama şimdi öyle değil. 100 bin metre bir bina yapıyoruz, site yapıyoruz. 100 bin metre binada, sitede 50 bin metresini satıyoruz. %50'sini satmıyorsunuz. Niye satmıyorsunuz? Altındaki otoparklar, sosyal alanları, hamamlar, saunalar, fitness salonu. Bunları satmıyorsunuz. Bunlar bedel içinde değil. Geriye dönüp metraja vurduğumuz zaman aldığı eski daireyle onu değerlendirsin. Eski daireyi korkunç derecede pahalıya alıyor. Hmm. Bir de deprem Anladım. Öncesi bir yapı. Burada vatandaşın bizim buna çok dikkat çok etmesi sayıda lazım. Yeni proje var. Bu projeler arasında da müthiş bir rekabet var. Vatandaş bu rekabeti değerlendirsin. Kesinlikle. Diye. Kesinlikle. Şu an bir de yeni projelerde mesela fiyatlar çok sadece önemli. Beylikdüzü değil. Genel olarak şu anda hep sorulur ya. Size yine soralım. Biz konut almak niye anlamlı, niye doğru karar konut almak? Doğru mu diyorsunuz bir defa onu söyleyeyim. Yani şu anda ev almanın zamanı mı? Her zaman zamanı derler de sizin inşaat sektörü öyle der ama niye zamanı? Onun da cevabını verin. Mesela ev alırken de ne yapsın mesela? Diyorsunuz da bunu şey mi dolaşsın yani proje dolaşsın mı vatandaş? Ya proje çok dolaşmasın. Bir ev alacağı zaman internet ayağını Türkiye çok iyi kullanmıyor. Her artık şirketin internet sitesinde bilgileri var. Kesinlikle var. Şimdi fiyatlar var mı mesela sizin fiyatlar da var. Fiyatlar da var. Şimdi alacağı projeyi gerçekten önce internetten incelediği zaman referanslarına iyi baksın. Geçmişine iyi baksın. Bu firma kaç senelik? Yapmış olduğu siteler var mı? Referansı var mı? Gitsin gelsin ve sorsun. Dün Giresun'dan bir müşteri geldi. Eskaza ben de satış ofisinde karşılaştım. Yurdum insanı pırıl pırıl, o kadar dünya tatlısı ki. Dedim nereden geliyorsun? Giresun'dan. Uçaktan inmiş, bizim arkadaşlarımız gitmiş almış getirmiş. Yani ev almaya mı geliyor? Ev almaya, inanın bakın. Giresun'dan ev almaya. Sabahleyin internetten bulmuş, eşiyle gelmiş.
pekala dedim. Yatırım için mi alıyor? Yatırım için. Bizi nasıl buldunuz? Ya ben sizi araştırdım buldum. Sonradan da dedi isim verdi. İşte filan kişi dedi ki git Demir İnşaat'tan al kefilim benim. Bir araştırdım ki o vatandaş da bizden 2 sene önce daire almış. Bakın bu ne kadar güzel bir şey. Geri dönüş önemli diyor. Çok önemli. Peki bu geri dönüşün önemli olduğu noktada şu başlıyor. Mesela siz şeyi siteyi yaptınız bitti. Sonra mutlaka aksaklık çıkıyor. Şimdi biz 2 sene zaten şimdi kendi sitemize hizmet ediyoruz. Tam 2 sene. 2 seneden sonra da yapısal olarak zaten biz 10 sene herhangi bir yapıda sıkıntı olduğu zaman biz hep buradayız. Bu 2 seneyi de geçiyor. Son yapmış olduğum site 2,5 sene oldu. Nihayetinde geçen gün tesisat bağlantısında bir sıkıntı olmuş. Hemen genel müdüre talimat verdim. Tüm arkadaşlar aranıyor. Tüm ihtiyaçları neyse A'dan Z'ye siz karşılıyorsunuz. Hiçbir masrafa girilmiyor. Ve arkadaşlarımız aradığı zaman işte Demir İnşaat budur diye karşılığında hoşgörü ve teveccüh gelmiş. Bunlar çok önemli. Şimdi daire alacak insan mutlaka referansına bakmalı, geçmişine bakmalı. Alacağı siteyi gezsin, bodrumlarına insin. Olmazsa olmaz Türkiye'de bir deprem var. Bodrumlarına insin. Bodrumlar çıplak gözle gezdiğiniz için perdelerini, kolanlarını, aksaralarını görürsünüz. Onlara bir baksın. Bir de hep ben bunu söylüyorum. Tekrar söylüyorum. İkinci el bir de araba alırken ya iki ustaya gösteriyorsunuz. Üç ustaya gösteriyorsunuz. Ya kardeşim bir daire alırken neden bir bilene sormuyorsunuz? Ha bileniniz yok mu? Biz Demir İnşaat olarak size gönüllü inanın ekspertizlik yapacağız. Yeter ki gelin bize sorun. Ben diyorum ki daire almak çok zor. İnsanlar bir daire alırken 10 senesini ipotek altına alıyorlar. Çoluğunu çocuğunu tüm istikaklarını oraya veriyorlar. O yüzden çok dikkat etsinler bu dönemlerde. 2013-2014. Bu dönemde çok dikkat etsinler. Çok düzgün firmalar var bizim gibi. Düzgün firmalar bulsunlar. Yani marka, marka firma. Kesinlikle şimdi, marka. Bu kentsel dönüşümle ilgili bir iki şey daha konuşmak istiyorum sizinle. Bu arada mesela tepki gelmiş bize. Şimdi rejiden arkadaşlarımız uyarıyor. Biz gecekonduları eleştirdik biraz önce. Siz de eleştirdiniz. O gecekonduların işte çok kötü yapılaşma örneği olduğunu ifade ettiniz. Orada yaşamanın da çok makul bir yaşam olmadığını ifade ettiniz. Tepki göstermişler. Diyorlar ki gecekondularla ilgili çok olumsuz konuşmayın. Yani gecekondularla ilgili çöplük demeyin. Ama onları değiştirmemiz lazım bizim değil mi? Şimdi yani, bakın lütfen ben bayram. Yani orada yaşam sürsün mü yani? Gazi Osman Paşa'da bir mahalleyi gezdik. Bir 35 dönüm bir araziyi alıyoruz. İnanır mısınız Celal Beyler? Cenab-ı Bey, pırıl pırıl insanlar, pırıl pırıl o çocuklarımız. Biraz önce altını çizdiniz. Seçim vesaire şu bir sürü nedenden dolayı. Şimdi insanlar kendi başını sokacakları evler yapmış ama bu kent yapısına uygun değil o evler. Bakın oradaki ben şunu diyorum. Baba gelmiş 60 yaşına. 40 sene önce seçim yatırımı olarak almış oraya yapmış. 40 sene 30 sene önce o gecekondu onun için çok güzeldi. Ama bugün bu devir. Orada 20 yaşında, 18 yaşında, 25 yaşında genç kızı ve genç oğlunu ile beraber kalıyor. Lütfen artık onu orada bırakmasın. Çünkü o çocuğun eşdeğer arkadaşları başka bir mahallede daha düzgün. Orada sadece belediye bir yol hizmeti vermiş, bir de elektrik, başka bir hizmet yok. Hı hı. Bakın yağmur yağsa bir tarafından su giriyor. Çatı derme çatma. Bir tarafını naylonla kapatmış, bir tarafını pirketle kapatmış. Ben böyle gecekonduları eleştiriyorum. Bu tür gecekondularda da süratli bir şekilde kentsel dönüşüme gidip ben oradaki yaşayan gençliğin ve çocuklarımızın huzurlu bir yaşama gösteren yurttaşlarımız var ama siz dolaşıyorsunuz tabii. Yani kesinlikle. Ne diyorlar yani vatandaşlar? Yani biraz önce söylediniz. Benim gecekondumu alacaksın ve bu işten rant sağlayacaksın. Bakın, devam ediyor konuşma. Ne diyor? Nasıl ikna ediyorsunuz? 180 tane gecekondu var. 180 gecekondunun içerisinde 126 tanesi işgalci. Bakın işgalci. Hiç tapusu yok. Gelmiş yapmış orada yanına çocuğuna şuna. Bunlar ne olacak mesela şimdi? Şimdi onlara da daire veriyoruz. O işgalcilere siz veriyorsunuz ama kentsel dönüşümde ne oluyor onlar? İşte kentsel yok. Kentsel dönüşümde de devlet diyor devlet ki sahip çıkıyor tabii, değil mi onlara? Tabii. Kentsel dönüşümde devlet diyor ki hiç kesinlikle orada hiçbir vatandaşımı mağdur etmeyeceksiniz. Eğer vatandaşı mağdur etmeden siz ikna ediyorsanız yapacaksınız. Edemediğiniz takdirde o zaman başbakanımız diyor. Biz senin dairende vereceğiz, kiranda vereceğiz ve seni oradan çıkaracağız. Kentsel dönüşüme de engel olamayacaksın. Anladım. Devlet devreye giriyor. Burada benim istediğim şu, zaten
gecekondu sahibi, arsa sahibinde problem yaşamıyorsunuz. Bizim problemlerimiz işgalcilerden. Yani böyle simsarların satıp ve gecekondu yapan işgalciler. Bir de şöyle bir durum oluyormuş herhalde. Onu bilmiyorum yani, bize gelen bilgi. Bu tür problemli evleri satın almalar başlamış. Şimdi yani onların 5 tanesini 10 tanesini alıp sizin karşınıza bir güç gibi, ya da işte devletin karşısına bir güç, pazarlık gücü gibi, yani simsar mı dersiniz buna, başka bir şey mi dersiniz şimdi, bilmiyorum. Böyle bir ekip de oluşmaya başlamış. Buna gerçekten vatandaşlarımız çok dikkat etmeli. Bazen çok sıkışık oluyorlar, sıkıntıda oluyorlar. Yerlerini çok ucuza, çok ucuza satıyorlar o an ihtiyaçları nedeniyle. Hı. Ya kart borcu, ya bu şu borcu, ya bu borcu veya çocuğunun problemi var. Buna çok dikkat etsinler. O yerlerini çok ucuza sattıkları zaman gerçekten 6 ay sonra veya 1 sene sonra neyin kaybettiğini görürler. Görürler. Ama işten geçmiş olur. İş işten geçmiş olur. Buna çok dikkat etsinler. Atacakları her imzaya mutlaka bir hukukçunun gözetiminde veya siz zaten buradan işte bir şey size vermeyecekler, evlerinizi yıkacaklar, size daire de vermeyecekler, zaten kaçak oturuyorsunuz, işgalcisiniz deyip ucuza bize verin de işte ise biz avukat ücreti bilmem ne buluruz belki bir şey. Değil mi? Böyle bir şey dolaşıyor ortalıkta. Kesinlikle, bu noktada uyarmak lazım. Kesinlikle dolaşıyor. İki gün önceydi Başbakanımız Anadolu yakasında bir açılışta kentsel dönüşümle ilgili bir söylesi vardı. Dedi ki biz kimseyi yerinden etmiyoruz. Yapacağımız yerde kendisine bir daire vereceğiz. Kirasını vereceğiz. Tüm imkanları sağlayacağız. Bittiği zaman ister buraya, ister Kiptaş'ta, ister Toki'de bir konut şu anda verebiliriz. Devlet kesinlikle hiç kimseyi, sen buradan çıkacaksın, ben senin yerine yapacağım, sana vermeyeceğim. Böyle bir politikası yok. Yani, buna çok dikkat etsinler. Lütfen ortadan dolaşan bu simsarlar, işte sen vermezsen senin yerinde gider burada 30 metre 40 metre. Sakın ha. Bu devlet vatandaşının elinden gecekondusunu alıp daire vermemezlik diye bir lüksü yok. Şey de öyle yani, çıkan yasa da buna buna uygun yani. Bu hükümet çıkartır yasayı. Bu yasanın söylediğiniz şey yasada yer alan şey. Yasada yer alan. Yoksa yani bunu işte kaşına gözüne değil, yasada yer alan bir şey. Yasadan. Şimdi bu hükümet yıllarca TOKİ ve Kiptaş aracılığıyla sosyal konutlar yaptı Kiptaş yıllarca. Konut sahibi olamayan, olma imkanı olmayan insanlara konut üretebilmek için. İnanır mısınız, Kiptaş'ın üretip de sattığı her konut maliyetinden çok aşağıydı. Bunu yapan bir devlet şimdi seni gecekondunu alıp da seni açıkta bırakır mı? Bu simsarlara çok yani orada da. Bu uyarı önemli bence. Kesinlikle. Ben şunu da belirteyim. Bakın bize de geliyorlar. Adam diyor ki ben 30 dönüm. Herkesin diyor bende vekaleti var. Vekaleti var. Ben herkesten topladım. Onun adına imza atıyorum. Bunun adına imza atıyorum. Bir bakıyorsunuz şaşıyorsunuz. Sen nasıl aldın bu vekaletleri diyorsunuz. Halbuki o 30 dönüm içerisinde aldığı 3 kişidendir. Buna çok dikkat etsinler. Toplantılar olursa toplantılara gitsinler mutlaka. Kentsel dönüşüm simsarları türedi. Kesinlikle, buna dikkat etmek kesinlikle lazım diyorsunuz. Bu uyarıyla kapatalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok güzel. Efendim, yeşil ekonomiyi noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.